Harbi taraftar merhaba Fenerbahçeli'ye hoş geldin. Bugün 4 Nisan 2019 arkadaşlar. Yani Fenerbahçemizin canına kast edenlerle 4 yıldır aramızda yaşıyoruz. 4 Nisan 2015 günü ne oldu? Sadece Fenerbahçemizin otobüsüne bir kurşun sıkılmadı. Fenerbahçe armasına, taraftarına, tarihine, futbolcularına, karakterine ve Fenerbahçe'ye bir kurşun sıkıldı. Biliyorsunuz en ufak ekmek çalan hırsızları bile bulan, bulunan ülkede Fenerbahçe'nin canına kastedenleri bulmadılar. Bakın, bulamadılar demiyorum. Bulmadılar. Yıllardır Fenerbahçe'de operasyonlara maruz kalan bir camia. 3 Temmuz'u hatırlayın. 3 Temmuz'da da bizi yıkmaya çalıştılar. Yıkabildiler mi? Asla yıkamadılar. Çünkü Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü onlar bilmiyorlardı. Çünkü Fenerbahçeli olmayanlar Fenerbahçe sevgisinin ne demek olduğunu hiçbir zaman bilmezler. Biz her zaman şunu diyoruz ya sevdamıza kimse engel olamaz. <laughs> bunu sadece laf olsun diye tribünlerde söylemiyoruz. Biz bunu normal hayatımızda da söylüyoruz. Biz hayatımızı Fenerbahçe'ye adadık. Yine bir örneğini verelim. 12 Mayıs'ı hatırlayın arkadaşlar. Fenerbahçe Galatasaray derbisini. Maçtan sonra saha içine çıkan olayları hatırlayın. Polislerin e, biber gazlarıyla sahada Fenerbahçe taraftarına yaptıklarını hatırlayın. Bunların hepsi tesadüf mü? Değil. Fenerbahçe şampiyon olmasın diye, Fenerbahçe daha yukarılara çıkamasın diye yapılan oyunlar aslında bunlar. Günler öncesinden yapılan hazırlıklar, helikopterler. Fenerbahçe taraftarını ve o müsabakaya gelmiş insanların canından sorumlu olan polisler Fenerbahçe sırf sarı lacivert renklere gönül verdiler diye onlara bir düşmanmışçasına saldırdılar. Bunları hepimiz biliyoruz, bunları hepimiz yaşadık. Fenerbahçe taraftarı camiası yapılan iyilikleri hiçbir zaman unutmaz. Karşılığını da elinden geldiğince vermeye çalışır. Ama Fenerbahçe taraftarı kendisine yapılan yanlışı da hiçbir zaman unutmaz. Biz unutmuyoruz. Otobüsümüz kurşunlandıktan sonra otobüse geçip poz verenleri ve tişört bastırıp onları piyasaya sürenleri. Biz bunların hiçbiri unutmadık. Ama biz kin güden bir taraftar hiçbir zaman olmadık. Biz her zaman haksızın yanında olduk, haklarımızı aradık ve karşı tarafın da haklarını aradık. Adalete fener yaktık. İnsanlara ışık olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu böyle geldi ve bundan sonra da böyle devam edecek. Ben her zaman diyorum ya siz de bunu söylüyorsunuz. İyi ki Fenerbahçeliyim diye. Çünkü Fenerbahçeliliği bir kelimelere dökemezsiniz, yazamazsınız. Fenerbahçeli olmayan birine Fenerbahçeliliği anlatamazsınız. Ama Fenerbahçeliliği eşinden, dostundan, arkadaşından yaşayanlar, bilenler görüyor ki ne kadar büyük bir camianın, ne kadar muhteşem bir taraftarı olduğumuzu onlar da bizi seyrettikçe ve böyle dik durduğumuzca bunu her zaman daha da iyi anlayacaklar. O kadar mutluyum ki Fenerbahçe taraftarı olduğum için. Babama, abime, dedelerime, Hepsine teşekkür ediyorum. Bu mirası bana bıraktıkları için. Derler yani miras alın terinden bile değerlidir diye. İşte babadan bize miras bu sevda. Biz bunu çocuklarımıza, bizim çocuklarımızla, kendi çocuklarına ilelebet ömürleri yettikçe o sarı lacivertin, o fenerbahçeliliğin, o dik duruşun, o büyük oluşun hissiyatını çocuklarına ve torunlarına ileteceklerdir. Bugün böyle bir video yapmak istedim ben de arkadaşlar ve kulübümüzü de tebrik ediyorum. İnanılmaz bir duruş sergilediler ve her zaman dünyada ilkleri başarıyoruz. Ve ben kulübümüzü, yönetimimizi sonuna kadar tebrik ediyorum. Bir mesaj bu kadar ciddi bir şekilde anlatılamazdı. Aslında bugünün anlatılmak istenileni şu. Fenerbahçe kastettiniz. Fenerbahçe olmasaydı ne olurdu? Fenerbahçe olmasaydı ülke ne olurdu? İşte bunu göstermek istediler. Umarım bunu anlamışlardır. Bunu kim düşündüyse tebrik ediyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum. Ve bunun işin, bu işin peşini hiçbir zaman bırakmayacağız. Failler bulunana kadar bu işin arkasındayız. Biz her zaman diyoruz ya bizim çizgimiz kırmızı çizgimiz Fenerbahçe'dir diye. Fenerbahçe'mize dil uzatan faili fiili hareketlerde bulunanların her zaman karşısındayız. Dimdik durduk ve bundan sonra da dimdik duracağız. Evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. İyi ki Fenerbahçeliyiz. İyi ki Fenerbahçelisiniz. Ve ben sizleri o kadar seviyorum ki kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.